Eşitsizlikler örnek soru 11. Bu videomuzda eşitsizlikler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Karekök içinde x kare artı 8x büyüktür 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Bize köklü bir eşitsizlik sorulduğunda bu kökün de derecesi çift ise bu gizli sorulmuş bir eşitsizlik sistemidir. Eşitsizlik sistemi. Kökün derecesi tek olursa mesela 3 olsa her iki tarafın 3. üssünü alıp ortaya çıkan eşitsizliği çözeriz. Oradan çıkan sonuç direkt eşitsizliğin çözüm kümesidir. Tek üs olduğunda her iki tarafın üssünü alır, kurtarırız kökten, çözeriz. Fakat çift olduğu zaman birinci olarak kökün içerisinin negatif olmaması gerekir. Kökün içerisinin Sıfıra eşit ve büyük olması gerekiyor. Kökün içerisi sıfır olabilir ama negatif olamaz. Çözülmesi gereken birinci eşitsizlik kök içi çift derecelerde geçerli olan durum bu. Büyük eşit sıfır. Yani x kare artı 8x büyük eşit sıfırı çözmeliyiz ilk iş. İkinci eşitsizlik ise kökten kurtardığımızda ortaya çıkan eşitsizlik. Her iki tarafın karesini alırız. x kare artı 8x. Tabi bu tarafta verilenin pozitif olması lazım. Buraya mesela negatif bir şey verilirse orada epey işler karışır. Zaten çift dereceli bir kökün sonucu negatif üretemeyeceği için yani bu her türlü sıfıra eşit ve büyük bir değer üretecek. Yani burada eksi değer verdiğinde e, o eksi değeri iptal edip burayı sıfıra getirip sıfırdan çözümü denemek daha mantıklı olabilir. Şimdi onunla ilgili bir örnek kurgulamak istemiyorum. Ama öyle durumlar oluşur orada. Şimdi biz pozitif verildiği üzerinden ilerleyelim. Örnek soru serisine belki eklerim o tarz bir örnek. Her iki tarafın karesini aldığımızda x kare artı 8x büyük eşit 9 olur. Yani buradan da ikinci eşitsizliğimiz bu 9'u bu tarafa alsak x kare artı 8 x eksi 9 büyük eşit 0. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi bu eşitsizliğin çözümüdür. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulacağız. Çözüm kümesi istenendir diyelim. Şimdi İlkini alalım. Birinci eşitsizliğimizi çözeceğiz. Ardından ikinci eşitsizliğimizi çözeceğiz. Çıkan eşitsizliklerin kesişim kümesini alacağız. x kare artı 8x büyük eşit 0. Ben buna niye dahiliyet koymuşum? Her iki tarafın karesi bunda dahiliyet yoktu. Bazıları o noktada kalmıştır şimdi. Neden oraya koydu, neden koydu? Yanlış yaptık işte. Elimizde kağıtla çözümü daha önceden yapıp yazma sistemiyle gitmiyoruz. O yüzden videolarda oldukça işlem hatası bulunuyor. Yani o Türkiye'deki öğretmenlerin belli ölçüde kalitesizliğidir. Kendisi bir kere soruyu tahtada çözmelidir. Çözümlü soruyu alıp da çözümü kağıttan geçiren bir hocayı gördüğünüz zaman zaten yavaş yavaş yanından uzamanız lazım. Doğru bir kişiden eğitim almıyorsunuz demektir. Çözümleri beraberce yapmanız lazım. Sorunları, sizin yaşadığınız sorunları daha iyi hissetmesi lazım. Elinde çözüm çözüm olduğu zaman sanki kendisi çok iyi yapıyor da sizden de onlar bekleniyor. Yaparken çünkü bazı sorunlar çıkar, bazı işlem hataları yapar. Öğrencinin yaptığı işlem hataları siz de yaparsınız ki onların yerine koyarak daha iyi düşünüp daha iyi anlatmaya doğru ilerlersiniz. Bu yeteneksizlik genel olarak ülkenin çoğu iş kolunda da mevcut olduğu için Burada bırakalım bu eleştirimizi. Devam edelim şimdi. Kesirsiz bir eşitsizlik var. Çarpanlarına ayırıp bu ifadeyi köklerini bulacağız. Zaten bir taraf sıfır. X parantezini aldık. X artı 8. Büyük eşit sıfır. Burası 0. Burası da eksi 8. Tablomuzu yapıyoruz. Bunların ikisi de tek katlı kök. Çünkü hiçbir çarpanın üzerinde üs yok. Tek katlı kökler bunlar. Küçük olanımız eksi 8. Büyük olanımız Sıfır. Tek katlı olduğu için birer tane yuvarlak koyduk. Çift katlı olunca iki yuvarlak koyuyorduk. Burada dahiliyet olduğu için ikisinin içini de taradık. Şimdi bu taraftan bir sayı seçelim. Kaç seçelim sıfırdan büyük? Bir. Biri götürüp buraya koyarsak 1 çarpı 9'dan burası pozitif çıkıyor. Bir bölgeden sayı seçip bunun işareti belirledikten sonra diğer bölgelerin işaretlerini tek katlı, çift katlı kök olmasından belirliyoruz. Ben bu tek katlı, çift katlı kökü hiç kullanmayacağım diyen her bölgeden sayı seçip, seçip, koyup her bölgenin işaretini kendisi tespit edebilir. Yani o da mümkündür ve benim yıllarca uyguladığım bir taktiktir. Ben hiç tek katlı, çift katlıyı kullanmazdım ama artık müfredatımızda tek katlı, çift katlı üzerinden tamamen eğitim gerçekleşiyor. Siz ona karşı... Kendi yaptığınız diğer yöntemi anlattığınızda yöntem çakışmaları ortaya çıkıyor. Hiç gerek yok. Biz de onlarınkini anlatalım. Ve oradan e, bir dil birliği olsun. Yaptığınız hocanızı da dinleyip onun da ne yaptığını anlayabilirsiniz. Şimdi burası artı. Sonrasında tek katlı kök olduğu için eksi artı diye devam ediyoruz. Aradığımız bunun sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani bunun pozitif olduğu yerler. Taradık onları. Buradan çözüm kümesini yazmayalım. Buradan çıkan da bununkinin kesişimini alacağız. İkinci eşitsizliğe geçiyoruz. x kare artı 8x eksi 9 büyük 0. Çarpanlarını ayıralım. xx artı 9'a eksi 1. x artı 9 çarpı x eksi 1 büyük 0. Bir x eşittir eksi 9 kökümüz geldi. Bir de x eşittir 1 geldi. İkisinde de üs olmadığı için bunlar tek katlı kökler. Tablomuza geçelim. Eksi 9, 1. Bir. Birer tane yuvarlak koyduk. Dahiliyet olmadığı için içlerini taramadık. Birden büyük bir sayı seçelim. 2'yi götürüp koyarsak burası pozitif. Pozitif çarparsak pozitif çıkartıyor. Buradan seçip götürüp koyduğumuz değer. Tek katlı kökler olduğu için negatif pozitif diye devam ettik. Bunun ne olduğu yeri arıyoruz biz? Sıfırdan büyük olduğu yeri yani pozitif olduğu yeri arıyoruz. Şimdi iki sayı doğrusu. Bu iki çözümün kesişimi bunu nasıl çözüm kümesi olacak? Eksi sonsuzdan eksi 8'e şuraya eksi 8 demiş olayım. Şuraya da sıfır demiş olayım. Çok yakın yapmayalım derken çok yakın yaptık. Eksi 8 şuraya da 0 demiş olalım. İkisinin de içi taralı. Burayı da biz karalıyoruz. Bunlar çözüme dahil demek. Ve buralar bunların çözüm kümesi. Bunun. Diğeri de bu. Eksi 9, eksi 8'in daha solunda kalır. Buraya gittik, eksi 9 dedik. 1 sıfırın daha sağında kalır. Eksi sonsuzdan 9'a kadar. Burası içleri boş olacak. Dahil değil çünkü onunla. Bir de burası. Şimdi bu ikisinin kesişimi ikisinde de taralı olan yerler. İkisinde de taralı olan yer burası. Burada taralı değil, burası taralı. Bizde ikisinde de taralı olan, ikisini de sağlayan bunu sağlar. Birisini sağlayıp diğerini sağlamayanlar orada sıkıntı çıkartır. O eşitsizliği sağlamayan durumlar oluşturur. Bir de burası. Şimdi gelelim. Eksi sonsuzdan eksi 9'a kadar. Çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan eksi 9'a kadar. Sonsuz daima açık aralık. Eksi 9'a geldik. Burada dahil değil. Burada dahil. İkisinde de dahil olması lazım ki çözüme dahil edebilirim. İkisinin kesişimini alıyoruz. İkisinde de içi dolu olursa ancak çözümü alabiliriz. Dahil değil. Birleşim. Birden başlıyoruz. Sonsuza kadar. Burada dahil değil. Burada dahil olduğu için yine dahil etmiyoruz biri çözüme. Ve bu bulduğumuz bu eşitsizliğimizin çözüm kümesidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.